Yerel Medya Soruyor programına hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. AK Parti Tunceli Belediye Başkan Adayı Sayın Gökhan Arasan. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bugün Tunceli'deyiz. Buzur Çayı'nın yakınlarında güzel bir parktayız. Değerli bir gazeteci arkadaşımla beraberiz. Kanal Fırat Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni, duayen gazeteci Sayın Zeki Akbıyık'la birlikteyiz. Zeki Bey hoş geldiniz. Efendim ben hemen sizinle başlamak istiyorum. Gökhan Arasan kimdir? AK Parti Tunceli adayısınız ama vatandaşlarımız, bizi izleyenleri tanıması açısından buradan başlayalım efendim. Tabii ki. Öncelikle hoş geldiniz şehrimize. 1979 Tunceli Merkez doğumluyum. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Bir işletmem var. İşletmemi çalıştırıyorum. Şu anda da Allah kısmet etti. AK Parti'den belediye başkanı adayı olduk. Evet Zeki Bey buyurun. Başkanım tabii öncelikle hayırlı olsun. Teşekkür ederim. 31 Mart seçimlerinde AK Parti'den belediye başkanı adayı oldunuz ama öncelikle herkes şunu merak ediyor. AK Parti'ye Tunceli yeterince hizmet geldi mi? Hizmet yapıldı mı? Bir de isterseniz bu hizmetlere geçmeden önce sizin ağzınızdan Tunceli bir anlatacak olursanız, Tunceli bir tarif edecek olursanız, Tunceli ilgili neler söylersiniz? Tunceli Türkiye'mizin en güzel şehirlerinden bir tanesidir. 88 bin nüfusa sahip toplamda. Merkezin 33 bin nüfusu var. 8 tane mahallemiz, 7 tane ilçemiz, merkez dahi 8 tane ilçemiz mevcuttur. Tunceli'miz Türkiye'mizin Alevi kimlikli nüfus oranı en yüksek olduğu ildir. Turizm açısından ilk sıradadır. Daha önce bu potansiyel keşfedilmemişti ama bu seneler keşfedilmeye başladı. Şehrimizin iki tane akarsuyu vardır. Bu akarsularımızın birleştiği noktada şehir merkezimiz var. Ben Tunceli'yi çok seviyorum. Tunceli sevdalısı bir insanım. Efendim, Sayın Başkanım, Tunceli'nin tarımı, turizmi, doğal güzellikleri biraz açar biz. Mesela bir vatandaş gelse, nereleri gezebilir, yemeği var mı, neler söylersiniz efendim? Tabii ki Tunceli'mizin gezilebilecek yerleri ilçelerimizin hemen hemen hepsinde çok güzel tarihi yerler dahil, doğa yerleri de var. Kiliselerimiz var. Geçmişten kalmış olan, milattan önce kalmış olan. Krater göllerimiz var. Kanyon dediğimiz vadilerimiz var. Su sporlarının yapılacağı Pertek ilçemiz var. İşte Çamışgezek'te in mağaralarımız var. Pülümür'de çok güzel bir vadimiz var. Ovacık'ta gezilmesi gereken gözelerimiz var. Şehrimizin birçok yeri güzel. Hem tarihi açıdan hem turizm açısından gezilebilir. Evet efendim. Buyurun Zeki Bey. Başkanım genelde geçmişte hep şöyle eleştiri yapılırdı. Tunceli'ye hak ettiği hizmet verilmiyor. Gereken hizmetler yapılmıyor diye. Ama son yıllarda baktığımız zaman Tunceli çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Hızlı bir şekilde büyüyor. Hatta bu gelişmesi, büyümesi ulusal basında da çok geniş yer alıyor. Özellikle Sayın Vali Tuncay Soner Bey'in gelmesiyle birlikte işte şu anda içinde bulunduğumuz park gerçekten muhteşem bir park. Evet. Ve birçok ilde böyle bir park yok. Gece ışıklandırmasına baktığımız zaman çok muhteşem. Ve bu senede Haziran ayında da ki Dünya Rafting Yarışması Tunceli'de yapılacak. Belki geçmişte bunlar anlatılsaydı, ifade edilseydi kimse inanmazdı. Bu manada baktığımız zaman sizce gerçekten Tunceli hak ettiği hizmetleri alabildi mi merkez hükümetler? Tabii ki şöyle bahsedeyim. Bizim şehrimizde şu an en çok kullanılan Mamiki Köprüsü yine AK Parti iktidarı döneminde yapıldı. Üniversite velhasıl öyle. Öğrencisi de bayağı yüksek herhalde değil mi Muzur Üniversitesi? Şu an 5000 küsur öğrencisi var. Evet. Arttırmayı planlıyorlar. Yeni açılacak 16 tane bölüm var. Rektör hocamızdan aldığımız bilgi bu yönde. Hastane yapıldı. Yollar yapıldı. Köprü yapıldı. Üniversite kuruldu. Yurtlar yapıldı. Yani yatırım yok demek aslında birazcık doğru değil. Evet. Yani yatırım yapıldı. Hiçbir zaman göz ardı edilmedi. Sadece bunu görmek istemeyenler görmemez diye vurdular kendilerini. Sağ olsun Sayın Valimiz Tuncay Soner geldiğinde de belediye hizmetleri arttı. İşte bulunduğumuz parklar, caddeler, yollar, kişilere dokunma, insanların yüreğine girme. Bu
bu tarz durumları çok fazlasıyla yerine getirebildi. Sıcak bir devlet adamı olarak devletimizi halkımızla buluşturdu. Evet. Güzel bir şey. Ama yatırım yapılmıyor demek yanlış olur. En son incelememizde 2018 yılının işte vergi rekortmeni dedikleri durumu da ben biraz araştırdım. Yaklaşık 179 milyon TL Tunceli'nin 2018'de ödemiş olduğu vergiler var. Bu oran tabii Türkiye'ye kıyasladığımızda 0,019 yapıyor. Ama nüfusu da düşük. Nüfusu da düşük. Evet. Yani, ama evet. Şöyle, insanlar diyor ki hani biz vergilerimizi veriyoruz. Evet. Hizmet mecbur gelecek. Gelecek. Ama başka yerde, başka örnek veriyorum. İki tane fabrika veya iki tane farklı işletmenin vermiş olduğu vergiyle aynı ama oraya aynı hizmet gitmiyor. Evet. Aynı yatırım yapılmıyor. Evet. Yani burada birazcık taraflıca bir yargılama söz konusu. Bunu hoş, doğru bulmuyorum yani. Hoş da bulmuyorum. Şey mi, vatandaş memurluğu başkanım? Yani bazı, hani siz seçimden dolayı geziyorsunuz, dolaşıyorsunuz, vatandaşlarla bir araya geliyorsunuz. Yani mesela vatandaşla konuştuğunuz zaman işte son yıllarda işte yolları söylediniz, hastaneyi söylediniz, üniversiteyi söylediniz. İşte parklar var, işte evet. Dünya Atik yarışması yapılıyor. Yani birçok hizmet var. Hatta yatırımcı geldi. Esirki mağazası evet. Yanlış bilmiyorsam burada yatırım yaptı. Organize hani bu sanayi bölgesi baktığımız zaman yatırımcı, vatandaşlar bu gelişmelerden memnun mu? Yani vatandaşlarımız memnun. Sadece evet. Muhalefetin kendilerine malzeme olarak kullandığı argümanı ben size dile getirdim. Evet. Doğru. Muhalefet bunu kullanmak istiyor. Siyasi olarak yaklaşım içerisinde evet. Oluyor. Sayın Başkanım, tabii Tunceli belediye başkan adayısınız. Notlarınız da var. Hakikaten epey de bu konuyla ilgili çalışmışsınız. Tunceli ne vaat ediyorsunuz? Böyle uzun uzun şöyle güzel bir anlatırsanız Tunceliler duysun efendim. Tabii öncelikle 6 Şubat 2019 tarihinde medyayla paylaşmış olduğumuz 62 maddelik vaatlerimiz demeyelim, şehrimizin eksikleri diyelim. Daha önce yapılmamışların yapılacağı sözünü verdiğimiz bir manifesto yayınladık. Bunu basın mensuplarımızla paylaştık. Hatta aldığımız tepkiler şu yönde. Olabilecek her şeyi yazmışsınız. Şehrimizle ilgili yapılabilecek, yapılması gereken bütün eksikleri yazmışsınız. Teşekkür ederiz diye birçok geri dönüş aldık. Bizim başlıca yapmak istediklerimizden biri şu. Bizim şehrimiz gerçekten ama gerçekten turizme çok elverişli bir şehir. Biz bunu altını çizerek burada bu potansiyeli yakalamak istiyoruz. Bununla ilgili de bazı maddelerimizde... Tabii onları isterseniz hepsini teker teker izah edersiniz başkanım. Vaktimiz müsait nasıl? Öyle mi? Tabii İyi ki. Tabii hepsini teker teker izah ederim. Şimdi manifestomuzun başlığı da şu. Buyurun efendim. Dersim lafı gümüş kapı anlamına geliyor. Biz de gümüş kapı altın kapı olacak diye bir sloganla çok başladık. Çok güzel. Hakikaten Dersim gümüş kapı öyle mi? Evet. Onu bilmiyorduk. Evet, ilginç bir şey. Doğa, kültür ve turizm şehri olacak diye bir hedefimiz var bizim. Birinci maddemiz ise kadınlarımız, çocuklarımız, engeli olan vatandaşlarımıza yaşam standartları içerisinde bir iş imkanı sağlayıp bunlara pozitif ayrımcılık yapmak. Çünkü kadınlarımız her şeyden önemli. Kadınlarımızın bir işe sahip olabilmesi, iyi bir statüde olabilmesi bir ailenin kurtulması demek. 2018 istatistiklerinde boşanmaların arttığı, evliliklerin azaldığı yönünde bir çalışmada söz konusudur. İkinci maddemiz ise ülkemizin en değerli suları, Munzur suyumuzu kısmet olursa şehir merkezinde musluklarımızdan akıtmış olacağız. Başkanım hatta Munzur suyu o kadar güzel ki biz Almanya'ya gitmiştik. Evet. Almanya'da bile Munzur suları vardı o şey olarak. Yani bir de pH değeri çok yüksek. Yani pH değeri yüksek, evet. Bir de kutsal bir suyumuzdur. Yani bizim açımızdan şifalıdır. Kirletilmesi evet. De uygun değildir. Üçüncü maddemiz ise bazı ablalarımız, annelerimiz çalışırken çocuklarına bakmakta zorlanıyorlar. Ya bir yakını varsa ona bırakmak zorunda kalıyorlar ya da kreşlere vermek zorunda kalıyorlar. Bu da onları maddi anlamda biraz zorluyor. Üçüncü maddemizde şu var. İhtiyaç sahibi olan ailelere ücretsiz bakım evleri ve konuk evleri, çocuk oyun evleri düşünüyoruz. Ücretsiz bir şekilde çocuklarını kreşlere bırakacaklar. Her mahallede ihtiyaç kadar açılacak.
Açılması gereken miktar 1 ise 1, 3 ise 3, 5 ise 5. Bunlar açılacak. Ücretsiz bir şekilde çocuklarını bırakacaklar, eğitim alacak. Kendileri de çalışmaya, işe gitmeye devam edecekler. Dördüncü maddemiz, şehrimize gelecek olan yerli ve yabancı turistlerimiz için, turizm şehri olma hevesindeyiz, daha önce söylemiştik, kamp ve mesire alanları yapacağız. Bir de günübirlik veya 3 günlük, 5 günlük, 1 haftalık veya istediği süre kadar planladığımız belediye konuk evleri olacak. Çok güzel. Bizim yurt dışında yaşayan birçok vatandaşımız var, birçok hemşehrimiz var. Bunlar rahat, gönül rahatlığıyla gelip burada konuk evlerimizde kalıp cüzi bir ücret karşılığında tatillerini rahatça yapabilecekler. Daha önce gelip başkalarına bir külfet oluşturmamak en doğrusu. Biraz daha rahat tatil yapmalarını sağlayacağız ki devamlılığı olsun. Beşinci projemiz, şehrimizin bir tane ana yolu var. Bu ana yolumuzun hastane kavşağında bir arıza veya bir heyelan veya ona benzer herhangi bir durumda yolu kesmek zorunda kaldığımızda şehrimizin Elazığ ve en büyük mahallesi olan Atatürk Mahallesi ile irtibatı tamamen kopmuş oluyor. Yan yol yok çünkü. Hem çevre yolu hem yan yol tasarlıyoruz. Bununla ilgili teknik ekip çalışacak. En uygun mevki ve güzergah neyse onlar üzerinden çevre yolu ve yan yollar yapacağız, inşa edeceğiz. Altıncı maddemiz çok önemli. Hangi açıdan çok önemli? İnsanların sürekli isyan ettiği durumlardan biri. Otopark sıkıntımız var. Şehir merkezimizde trafik ve cadde düzenlemeleri yok. Bunları yazdık. Bunlar eksiklerimiz. Bunları İl Emniyet Müdürlüğümüzle beraber, Trafik Denetleme Şube Müdürümüzle beraber koordineli bir şekilde tasarlayacağız, düzenleyeceğiz. En işlevsel şekilde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Şehrimizin daha önce bahsettiğim gibi 7. maddesinde şu yazar. Bazı bölgelerinde bulunan tarihi yapıların korunması ve turizme açılması konusunda çalışacağız. Bahsettiğimiz gibi kiliseler var, kaleler var. Pertek Kalesi var, Ambar Kalesi var. Buna benzer birkaç kalemiz var, kiliselerimiz var. Bunları turizme açacağız. Bunların yapısını korumak için biz elimizden geleni yapmaya çalışacağız. 8. maddemiz, yaşı olgun vatandaşlarımız için şark köşeleriyle donatılmış kültür ve tecrübe tesisleri oluşturacağız. Nedir? Bir yaşlı, yaşı olgun bir amcamız veya bir teyzemiz orada rahat bir şekilde gününü geçirebilecek, orada çocuklarla, torunlarla, gençlerle buluşabileceği, kültürlerini birbirine aktarabileceği, oyunlarını, geçmişte yapmış oldukları eski oyunlarını birbirine atacak, anlatabileceği tesisler düşünüyoruz. 9. maddemiz, şehrimizin en yaygın hastalıklarından biri kanserdir. Kanser vakası ilimizde maalesef çok fazla. Neden kaynaklanıyor başkanım yani bu kanser vakası? Yani özel bir sebebi var mı yoksa? Şimdi özel sebebi bunu aslında sağlık ekiplerine, sağlık birimlerine sormakta fayda var ama evet. Muhtemelen sularımızın, musluktan akan sularımız diyelim veya evet. Sularımızdan kaynaklı olduğunu ben tahmin ediyorum. Evet. Yani bunun nedenlerinden biri şu aslında, Ovacık ilimizde bir arıtma tesisi yok. Atık su arıtma tesisimiz yok. Ovacığımızın bütün kirli suları kutsal suyumuza bulaşıyor. Kutsal su üzerinde insanlar yazın yüzebiliyorlar. Piknik yapabiliyorlar. Bunlardan bulaşabileceği hastalıklar olabiliyor. Ama özel araştırması da gerekiyor. Şöyle ben araştırmasını sordum Sağlık Müdürlüğümüze. Yazın bu suda sadece yüzülebilir bir onayın çıktığını gösteriyor. Yüzülebilir. Peki hani elimiz kesik olabilir, ağzımıza kaçıyor olabilir, burnumuza kaçıyor olabilir. Balık da yetişiyor mesela kendimizi. Evet yani bu sıkıntı oluşturur dediler. Doğru. Bu hastalığa sebeptir dediler. Evet. Öncelikle oralar arıtma tesisinin yapılması şarttır. Efendim bu arada ekranlar başında izleyen sevgili seyircilerimize söyleyelim. Zaman zaman merak ediyorlar. Diğer televizyondaki arkadaşlar da AK Parti Tunceli Belediye Başkan Adayı Sayın Gökhan Arasan konuğumuz. Sayın Gökhan Arasan. Evet efendim. O suda dediğimiz şekilde hayvanlarımız da suyu içiyorlar. Doğal bizim çok kıymetli dağ keçilerimiz var. Yaban hayatında yaşamış olan.
Balıkları yiyoruz. Orada yetişen balıkları yiyoruz. Bunlar hepsi birer etken olduğunu düşünüyorum. Kanserle mücadele ofisi kuracağız. Bunun maksadı nedir? Şimdi şehrimizdeki hastalıklarda bazıları başarılı oluyor bu kanserle mücadelede. Biz bunların bir veri tabanını oluşturup aynı hastalığa yakalanmış başka bir vatandaşımız varsa hangi doktora, hangi hastanede nasıl tedavi görmüş, hangi şartlarda yaşamış, nelerle uğraşmışsa, nelerle şifa bulmuşsa bunları aktarmak istiyoruz. Çünkü insanlar hastalandığında ne yapacağını bilmeyecek bir konuma geliyor. Bunlara da maddi manevi desteklerde bulunacağız. Çünkü birçok vatandaşımız bu konuda yeteri kadar tedavi alamadığı için vefat etmiş durumundadır. Gerekirse Küba ülkesiyle ilgili de bir aşı veya ona benzer durumlarda yapabilme ihtimalimiz vardır. Ha. 10. maddemiz halk oyunları, geleneklerimiz, zanaatkarlarımız, kültür ve sanat ofisleri açacağız. Bunlar ne olabilir? İşte eski el sanatları olabilir, ses veya ses sanatçısı, çalgı aletleri, enstrümanlarla ilgili veya burada kilim dokumacılığa ilgili, bunlarla ilgili kültürel bir merkez kuracağız. Burada hem kültürümüzü yaşatacağız hem kültürümüzü aktaracağız. Bir de ekonomik kazanç olacak. Bence ekonomik kazanç olacak tabii. Yani bunu ekonomi için yapmadığımız için altını belirtmek istemedim. Evet. Biz kültürümüze sahip çıkma çok önemli efendim. Kültürümüze sahip çıkma. Tunceli kültürü hakikaten özel bir kültür. Bizim kültürümüzde insan sevgisi en başta gelir. İnsan sevgisi ve saygısı en başta gelir. 11. maddemiz bizim daha önce yaklaşık bir 2000 yılında başlayıp 17 sene süren bir doğa kültür festivali vardı. Bunu geçtiğimiz sene Sayın Valimiz Tuncay Soner yerine getirmeyip oraya harcanacak parayı üniversite öğrencilerimiz burs olarak harcamıştı. Bizim niyetimiz de Munzur Doğa Kültür ve Doğal Yaşamı Destekleme Festivali'ni yeniden başlatıp düzgün bir şekilde devam ettirmek. Doğru. Şimdi bizim Tunceli Dersim'in arkadaşlara sorarsak, en son hangi festivale gittiniz de diye sorarsak, hepsi 10 sene öncekinden bahsedecektir. Evet. Son 10 sene veya son 7 sene, tabi burada tam bir rakam söylemek doğru değil. Munzur ve Doğa Kültür Festivali'ne Munzurlu vatandaşımız gitmiyor. Neden gitmiyor başkanım? İçeriğini beğenmiyor. Evet, içeriği. Evet, içeriğini beğenmiyor. Yapılanları beğenmiyor. Bir haftaya sıkıştırılıyor. Hatta bu bir haftanın 4 günü sadece festival yapılıyor. Evet. Biz bunu inşallah bir aya yayacağız. Öyle hafta olacak ki biz bunu ağaç dikmeye adayacağız, temizliğe adayacağız, kültüre adayacağız. İşte az önce bahsetmiş olduğumuz tesislerdeki vatandaşlarımızla sergiye adayacağız. Yani kültürümüz bu değil mi? Onu yapmamız lazım. 12. maddemiz, fuar ve kongre alanımız yok. Açık hava tiyatromuz yok. Bunlarla ilgili projelerimiz var. Güzel. 13. maddemiz, itfaiye merkezimiz çok kötü. İtfaiye merkezimizi güzel bir yere taşıyıp, acil müdahale tesisini de yanına ekleyip, bizim gönüllü acil müdahale ekiplerimiz var. Biliyorsunuz şehrimiz etrafında sularımız var. Kazalar olabiliyor, boğulmalar olabiliyor. Burada acil müdahale ekiplerimiz oluşturacağız. AFAD'la beraber daha hızlı çözümler, daha hızlı müdahalede bulunacağız. Kurtarmalar yapabileceğiz hevesindeyiz. Her şey yine halk için. 14. maddemiz bizim burada dışarıdan gelmiş memur arkadaşlarımız var. Şehrin merkezimizde olan birçok memur arkadaşımız var. Buralı olup da olmayıp da. Bunlar için sosyal tesis düşünüyoruz. Bir AVM tarzı değil. Daha değişik, yaygın ve bu burada çocukların, ailelerin rahatça eğlenebileceği, zaman geçirebileceği, kış aylarında, yaz aylarında da kendilerine ve ailelerine zaman ayırabileceği tesisler düşünüyoruz. Bazı çocuklarımız için yani trafik parkı oluşturmak istiyoruz. Bu çocuklarımız, hevesli olan çocuklarımız var. Trafiği öğretmek zorunda olduğumuz çocuklarımız var. Go-kart pisti ve Petlanton parkuru kurmak istiyoruz. Bunlar hepsi
bizim şehrimiz açısından bir turizme doğru. katkı, bir sosyal etkinliğe katkı demektir. Doğru. 15. maddemiz yeni evlenecek çiftlerimize en mutlu günlerinde yaptıkları, nikah yaptıkları salonumuz belediyemizin şu anda en üst katında çok zor aşamalardan geçip üst katlara çıkıp nikah kıyıyorlar. Doğru bir yerde değil. Biz burada güzel bir park alacağız. Aslında belediye, yeni bir belediye hizmeti de şart gibi Tunceli değil mi? Yeni yani... bir hizmet binası şart ama evet. biz şu anda binayla değil evet. insanlara dokunmak İnsanlar istiyoruz. Için. Doğru. Evet. Nikah ve modern açık ve kapalı nikah salonları düşünüyoruz. Otobüs terminalimiz çok işlevsiz, doğru düzgün çalışmıyor. Şehrin en işlek caddesinden büyük kocaman otobüsler geçip şehrin trafiğini zaten aksatmak durumunda bırakıyor. Otobüs terminalini farklı bir yere taşıyıp var olan terminali minibüs ve ilçe garajına getirmeyi planlıyoruz. Üniversiteli gençlerimize ve ekonomi durumu kötü olan vatandaşlarımıza daha ekonomik ulaşım imkanları düşünüyoruz. Bunlarla ilgili bazı çalışmalarımız var. İnşallah onu hayata geçirirsek Tunceli'de yaşamak bir ödül gibi olacak. Bazı konularda iyi ki ben Tunceli'de yaşıyorum diyebilecekler. 18. maddemiz cam, plastik, kağıt. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın eşinin başlatmış olduğu sıfır atık projesine destek maksatlı cam, plastik, kağıtları ayrıştırıp farklı konteynerlarda paketli istifleyip özel konteynerlar yapacağız. Bazı çöp bidonlarımızı da şehrimizdeki evcil hayvanlar diyelim veya yabani hayvanlar da gelebiliyor şehir merkezimize. Dağıtmasının önüne geçmek istiyoruz. Bunlar da yer altında diye düşünüyoruz. 19. maddemiz barajları iptal ettirdik biliyorsunuz. Bunları başkaları kendilerine mal ediyor olabilir ama barajları AK Parti hükümeti iptal ettirdi. Zamanında farklı hükümetler onayıyla çıkmıştı. Bunları kesin iptal oldu mu başkanım? Çünkü hani baraj konusu çok tartışılıyor, çok konuşuyor. Tunceli'nin öncelikli sorunlarından bir tanesi barajların yapılmamasıydı. Evet. Şu anda tamamen iptal oldu mu barajlar? Tamamen yoksa... iptal şu anda. Evet. Var olanlar, bir Uzunçay Barajı var, Tatar Barajı var, Peri Barajımız var. Evet. Onun dışında diğer bütün barajlarımız iptal edildi. Proje aşamasında olanların hepsi iptal edildi. Hepsi iptal edildi. Evet. Bunları yine sağ olsun Tarım ve Orman Su İşleri Orman Bakanlığımız sayesinde oldu bunlar. Biz bunlara sahip çıkacağız, doğamızı kirletmeyeceğiz diye özellikle belirtmişiz 19. maddelere. Evet. 20. maddeden bahsettik. Hem Ovacık hem de Pülümür çaylarımıza arıtma tesisi planlıyoruz. Doğamızı, hayvanlarımızı, kültürümüzü, insanlarımızı ulaşıcı hastalıklardan ve buna benzer hastalıklardan korumak istiyoruz. 20. maddemiz o. 21. maddemiz az önce bahsettiğim gibi ağaç dikme kampanyaları. Şehrimizdeki kişi sayısı kadar 80 bin nüfusumuz varsa 80 bin ağaç dikeceğiz bir yıl içerisinde. Bunu her yıl yapacağız. Çünkü her yıl 80 bin tane mi? Evet. O zaman 5 yılda 400 bin ağaç olacak. Olsun. Ağaç evet. güzeldir. Ağacı yaşatmak güzeldir. Unutmayalım. Doğa bizim değil, biz doğanınız. Evet. Doğaya aitiz. Onu göz önünde bulundurarak yapıyoruz bunları. 22. maddemiz yerel tohumlarla yapılacak tarım, bal, meyve, sebze ve bunlara benzer köylerimizin üreteceği her türlü ürünü satın alma garantisi veriyoruz. Çok güzel. Yani evet. böylece üreticiyi desteklemiş olacaksınız başkanım. Tabii. Hakikaten organik bir üretim olacak. Şimdi bizim insanlarımız küçük bir bahçesi vardır veya bir alanı vardır. Oraya eker. Kendisine yeteceği kadardı. Biraz tok gözlü bizim halkımız. Şimdi ne yapacak? Bu tarz durumlarda birazcık daha büyük bir tarla ekilecek veya iki tane tarla ekilecek. Burada yetiştirdiği ürünleri biz alım garantisi veriyoruz. Getirecek, teslim edecek, parasını alacak. Biz de onları oluşturacağımız köy pazarlarında ve paketleme tesislerimizde satışa sunacağız. Köylümüzü üretime teşvik ediyoruz. Çok güzel. 23. maddemiz dar sokağımız var. Bizim çok meşhur bir dar sokağımız var. Burada otantik köy pazarını kurmak istiyoruz. İsteyen vatandaşlarımız da gelip buradan bu ürünleri rahat bir şekilde satın alabilir. Ekonomik fiyata ve en doğalını, temizini satın almaları için bir alan oluşturacağız.
24. maddemiz bu bizim yurt dışında veya yurt içindeki bazı yatırımcıları çok ilgilendiriyor. Şehrimize yatırım yapacak girişimcileri teşvik etmek ve iş takiplerini sağlamak için koordinasyon ofisleri kuracağız. Ücretsiz proje geliştirme desteği vereceğiz. Ne demektir? Bir yatırımcı ben orada şu işi yapmak istiyorum dediği zaman biz onun elinden tutacağız. Tüm yapacağı işleri, projeleri, alanı hepsini biz tahsis edeceğiz. Projecisini biz oluşturacağız. Yapılması gerekeni. Yeter ki bize yatırım yapsın. Yani buraya yatırım yapacak kişilere destek olacağız. Başkanım aslında baktığımız zaman hem Tunceli dışında hem mesela Avrupa'da çok zengin iş adamları var Tuncelili olup. Aslında bunlar teşvik edilebilirse Tunceli'ye ciddi bir yatırım da gelebilir. Bir de teşvikten dolayı Tunceli'ye yatırım yapmak bayağı bir cazip yani. Kesinlikle. Evet. Bizim daha önceki malum sebeplerden dolayı bu yatırımlar olmadı. Doğru. Bundan sonraki vatandaşlarımız bu konuya duyarsız kalmayacaklar. Özellikle belediyemizin bu çalışmaları başladığı zaman ben inanıyorum ki fazlasıyla yatırımcı gelecektir. Çünkü bizim birçok insanımız Dersim sevdalısıdır, Muzur sevdalısıdır, Tunceli sevdalısıdır. Bu konuda duyarsız kalmayacaklarını biliyorum. Evet. 25. maddemiz, köylümüze yine alım garantisi verilerek süt satın alacağız. Yani artık insanlar bazı köylerimiz 3 veya 4 hayvan beslerken şimdi bunu büyütmek isteyebilirler, yapabilirler, yapsınlar istiyoruz da. Aslında eskiden Tunceli hayvancılıkta çok iyiydi başkanım, evet. Ama şu anda biraz bitmiş gibi Tunceli'de. Biz canlandıracağız. Değil mi? İnşallah. Biz canlandıracağız inşallah. Evet. Mandıra ve süt ürünleri fabrikası kuracağız. Süt ürünleri fabrikasında var olan süt ürünleri fabrikalarımıza köstek maksatlı değil. Onların çıkartmamış olduğu ürünleri çıkartacağız. Yani burada maksadımız köylümüzü korurken işletmeciliğimize zarar vermek değil. Biz her ikisini de seveceğiz, her ikisini de koruyacağız. 26. maddemiz, bazı gençlerimiz de meslek sahibi değiller. Vasıfsız işçi olarak çalışıyorlar. Onlara katma değeri yüksek olmuyor. 26. maddemizde meslek edinmeleri için özel kurslar açacağız. Hızlandırılmış kurslar açacağız. Bu kurslarla beraber meslek sahibi olacaklar. Ve bu mesleği düzgün bitiren hemşehrilerimiz ne yapacaklar? İş imkanı kavuşacak. İş imkanı sağlayacağız, evet. 27. maddemiz sporcu arkadaşlarımız için. Yeni parkurlar oluşturacağız. Atletizm açısından daha önce talep gelmişti bize. Evet. Tenis, işte basketbol, futbol tarzında bazı eksiklerimiz var. Sahalarımız yok. Parkurlarımız yok. Bunları oluşturacağız ve bizim milli sporcumuz çok. Yani bizim Tunceli'de milli sporcumuz çok. Bunların maddi ve manevi olarak desteklemesini yine biz yapacağız. Sporcumuza sahip çıkacağız. Bazı mahallelerimize de fitness salonları düşünüyoruz. Dışarı çıkıp spor yapmakta zorlananlar fitness salonlarında rahat bir şekilde kondisyonlarını tutabilsinler diye. 28. maddemiz çocuklarımızın ve gençlerimizin okul dersleri dahil üniversite eğitimlerine desteklemek maksadıyla eğitim kulüpleri kuracağız. Bu kulüplerde Huzur Üniversitesi'nden okumakta olan öğrencileri faydalandıracağız. Onlara ek ücret karşılığında burs sağlamış olacağız. Yani bizim ortaokul, lise dediğimiz bölümlerde okuyan çocuklarımız için, ilkokul bölümünde okuyan çocuklarımız için kurs verirken bu kursu üniversite öğrencilerimiz verecek. Tunceli Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerimiz verecek. Bunlara maddi destek sağlamış olacağız biz de. Yani hem çocuklarımız kazanacak hem üniversite öğrencilerimiz kazanacak. 29. maddemiz ilimizde veya il dışında okumak zorunda kalan üniversite öğrencilerimiz var. Bunların bazen barınma sıkıntıları olabiliyor. Yurt problemleri olabiliyor. Ve burs sıkıntıları olabiliyor. Biz bu konuda destek olacağımızı belirttik 29. maddede. Herkesin maddi durumu müsait olmayabiliyor. Bu konuda duyarsız kalmamız doğru değil. 30. maddemiz şehrimizdeki ekonomik potansiyellerin artması için başta Esnaf Sanatkarlar Odası, Ticaret Sanayi Odası ve STK'larla beraber
Esnaflarımızla dayanışma halinde olup ne yapılabilirinin üzerinde çalışacağız. Yani biz esnaflarımızı unutmayacağız. Çünkü ben de bir esnafım. Yıllarca esnaflık yaptım. Yapıyorum hala da. Esnaflarımızın durumu çok iyi değil. Nüfus kışın çok azalıyor. Azaldığı için malum giderler azalmıyor. Aynı giderler devam ediyor. Biraz sıkıntıya giriyorlar. Bunlarla ilgili ne yapabiliriz? Bunların çalışmalarını yapacağız. Ticaretin gelişmesi için 31. maddemi okuyorum. Ticaretin gelişmesi için muhasebe ve ticaretin bazı incelikleri vardır. Yani bazı durumlarda muhasebecilere danışmak gerekebiliyor, avukatlara danışmak gerekebiliyor. Faturanın nasıl kesilmesi gerektiği, çeklerin nasıl cüre edilmesi gerektiği tarzında bazı ince püf noktalar vardır. Biz diyoruz ki esnafımıza bu konuda da yardımcı olalım. Ücretsiz muhasebeci ve hukuk müşavirimizle beraber bunların desteğini verelim. Evet. Bilinçli ticaret yapılsın. Evet. Kimse zarar görmesin. Evet. Kimse mahkemeler peşinde koşmasın. Doğru. 32. maddemiz şehrimizin organize sanayi bölgesindeki fabrikalar ve işletmelere kolaylık sağlayacağız. İş ve pazarlama seyahatleri düzenleyeceğiz. Diğer illerdeki AK Parti belediyeleriyle koordineli çalışmayı planlıyoruz. Yani burada organize sanayi bölgesinde mevcut olan işletmelere kurmuş oldukları işletmeler konusunda veya fabrikalar konusunda veya atölyeler konusunda belediye olarak destek vermek istiyoruz. Bu desteklerle beraber iş ve pazarlama seyahatleri. Mesela belediyemiz önde gelen ticari esnaflarımızla, ticaret yapan esnaflarımızla yurt dışı gezileri olabilir, yurt içi gezileri olabilir. Ürettikleri malları daha rahat pazarlayabilmesi için bazı bölgelere götüreceğiz. Daha önce buna benzer şeyler yapıldı ama yeteri kadar başarılı olmadı. Bir de bizim biliyorsunuz 1397 tane belediyemiz var Türkiye olarak. Bunların yaklaşık 700'e yakını AK Parti belediyesi. 700'e yakın olan belediyemizle görüşeceğiz. Mesela bizim burada ürettiğimiz ne var? Bal mı var? Efendim, bal alacaksanız lütfen bizden alın. Bölgenizde yoksa. Çok güzel bir dayanışma örneği efendim. Dayanışma, evet. Evet. Biz bu tarz taleplerde bulunacağız. Bu bal olur. Bu sarımsak zaten olur. Organik ürünlerin arayışı var Sayın Başkanım. Evet. Yani o büyük bir imkan aslında. Şimdi o imkanın menbaasındayız. Tunceli orası. Evet efendim. 33. maddemiz bakıma muhtaç yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımız var. Bunu Sayın Valimiz başlatmıştı. Bu hizmetimize devam edeceğiz. Nedir bu hizmetimiz? Yaşlılarımıza sıcak yemek götürme. Yalnız kalıyor evinde veya iki kişi kalıyor. Yaşlı anne baba veya nene dede diye. Bunlara bakan kimse yok. Bunların ev temizliğini biz yapıyoruz. Yani şu anki belediyemiz yapıyor. Biz bunları yapmaya devam edeceğiz. Sıcak yemek götürmeye devam edeceğiz. Onların soba kurulması, boyaması, perde asılması gibi aslında çocukların yapması gerekenleri biz belediye olarak kendimiz yapacağız. 34. maddemiz gençlerimizin ufuklarını dört dağ arasına hapsetmemesi için, haps olmaması için bilim gezileri, dünya kültür turları düşünüyoruz. Çocuklarımızın ufku ne kadar büyük olursa, ne kadar geniş olursa üretkenliği o kadar artacaktır. Biz bunların daha da verimli olabilmesi için dünya, kültür ve bilim gezileri düşünüyoruz. Daha önce gitmiş olduğumuz bazı gezilerimiz var. Yani ben şahsım olarak gittiğim bazı gezilerimiz var. Bunların insana değer kattığını çok iyi biliyorum. Bizim çocuklarımızdan gitmesi, farklı üniversiteleri görmesi, bilim merkezlerini görmesi, kültür sanat merkezlerini görmesi onların da ufkunu açacaktır. O yüzden 34. maddemizi yazdık. 35. maddemiz bizim engelli olan vatandaşımız sayısı Tunceli genelinde 5000'in üzerinde. Bedensel engelli veya işte diğer tarzda engelli olan vatandaşlarımızın 5000 üzerinde bir sayımız var. 5000 üzerinde olan bu sayımızı göz ardı edemeyiz. 5 de olsa edemeyiz, 15 de olsa edemeyiz. Bunlar için bir sosyal yaşam tesisi oluşturmayı düşünüyoruz. İşe yaramaz hissetmesinler kendilerini. Hepsi çok özeldir. Bu insanlarımızı bir kafeterya olur, bir lokanta olur, bir spor tesisi olur. Bunların başında hem istihdam edip hem zamanları geçirebileceği bir alan oluşturmak istiyoruz. Hayattan kopmalarını istemiyoruz. Hayata küsmelerini de istemiyoruz.
Biz onlara sahip çıkacağımızın altını çizmek istiyoruz. 36. maddemiz, bunu çok soruyorlar, belki sizin de aklınıza gelmiştir. Siyasal ayrım gözetmeden ilçe belediyeleriyle el ele projeler yapmak için Tunceli Belediyeler Birliği'ni kuracağız. Türkiye Belediyeler Birliği değil, Tunceli Belediyeler Birliği. Çok önemli, evet. Evet. Başkanım, son 10 dakikamız var, biraz şey olursa çünkü. O bitmez ki. Evet, hızlıca olursa şey başkanım. Olmuş, evet. Evet. Tabii. 37. maddemizin özellikle altını çizmek istiyorum. Şimdi biz bazı spor alanları, inanç merkezleri, taziye evleri düşünüyoruz. Bunlar için bazı fabrikalar, otomotiv sektörüne destek maksatlı yedek parça fabrikası, beyaz eşya desteklemek için beyaz eşya fabrikasının yedek parçalarını üretecek bir fabrika. Bunlarla ilgili bazı maddelerimiz var. Bunları hızlıca geçeyim. Yollarımız var, yürüyüş yollarımız var, bisiklet okuyarak yolumuz var. Okuyarak geçebiliriz efendim, boş ver. Tamam. Bir de çok güzel bir seyir terası düşünüyoruz. Düldül Tepesi'ne. Düldül Tepesi neresi derseniz. Neresi efendim? Programımızdan sonra göstereyim. Buradan görünmeyebilir. Evet. Teleferik, zipline ve doğal sporları için elimizden gelen fazlasını yapacağız. Bazı projelerimiz var. Muhtarlarımızı aynı tarzda ve standartlarda muhtar evi yapacağız. Siz gördüğünüzde, aa burası muhtar evi, gidelim. Hangi muhtarsa sorarız. Aynen. Yani böyle veya bir çay sokağı bahçemiz var. Onun gibi güzel bir otantik muhtar evi sokağı da yapabiliriz. Bununla ilgili. Tabii şimdi yapabiliriz kelimesini kullanıyorum. Niye? Şuraya yapmıyoruz demiyorum. Bakın şuraya yapacağız da demiyorum. Şuraya yapacağız da demiyorum. Evet. 37. maddemizde zaten şu yazıyor. Özellikle onu altını çizmek istiyorum. Periyodik olarak ilimizin mülki amirleriyle, vatandaşlarıyla bir araya gelip halk toplantıları yapacağız. İnsanımızı dinleyeceğiz. İstek, arzu ve tavsiye çözümleri, önerilerini alıp ona göre hayata geçireceğiz. Yani AK Parti'nin son sloganı da bu seçimlerde gönül belediyesi. Gönül belediyesi, evet. Yani biz insanların gönlüne gireceğiz. Onların gönlünden geçeni bize söylemesini bekleyeceğiz. Onlarla beraber ortak karar alacağız. Yani bu bizim en önemli şey. Başkaları bunu farklı tek slogan olarak bazen kullanıyor ama bu bizim sadece bir maddemiz. Çocuk parklarımız çoğalacak. Klimalı otobüs duraklarımız Cumhuriyet Mahallemizde yok. İnönü Mahallemizde yok. Bazı mahallelerimizde eksik var. Onlar tamamlanacak. Şehrimize yapılacak olan bu projeler için tabii ki Tunceli Belediyesi'nde çalışmakta olan dostlarımıza ek olarak iş istihdamı oluşturacağız. Bu projelerimizle beraber yaklaşık 1500 organize sanayide olmak kaydıyla 2000 ve 2000 üzerinde iş imkanı sunacağımız dostlarımız olacak. 44. maddemiz, rampalaşmanın ve yozlaşmanın önüne set çekeceğiz. Adaletin ve kalkınmanın belediyesi olacağız diye özellikle belirtmişiz. Rampalaşma derken neyi kastediyorsun başkanım? Hani imarı mı kastediyorsun? Daha önce çok bozuk bir imar yapıldı. Evet. O imarı yapanlar bu şehirde oturmuyor. Bu ne demektir? Siz bir yemek yapıyorsunuz, bakın ben çok güzel bir yemek hazırladım diyorsunuz ama siz kendiniz yemiyorsunuz bunu. O zaman büyük bir çelişki oluyor. Evet, evet, evet. Büyük bir çelişki var. Biz bunun önüne geçmek istiyoruz. Yüksek kat yok zaten Tunceli, değil mi? Şimdi yüksek kat, alçak kat ben çok iyi bilmem. Biz onu, bizim normalde AK Parti Gönül Belediyeciliğinde yatay kentleşme var, onu biliyorum. Evet. Ama o yatay kentleşme buraya ne kadar uyacak, onu değerlendirip tabii, uzman ekiplerle doğru, araştırıp doğru yapmak evet, lazım. Evet. Şimdi her şeyi tek kişi karar, benim söylemem doğru olmaz. Benim tabii branşım da değildir. Mezarlıklarımız var mesela, hiç bakıma hiç olmayan, sınırı bile olmayan, çok çevre düzenlemesi olmayan, çeşmesi olmayan, aydınlatması olmayan ve yolu olmayan mezarlıklarımız var. Ve bu şehir merkezimizde. Evet. Atatürk Mahallesi'nde. Yani bunları göz ardı eden neydi bilemiyorum ama olmazsa olmazlarımızdan. Şehrimizin hiçbir yerinde taziye evimiz yok. Taziye evimiz niye olmasın? Olması gerekiyor. Bir tane cem evimiz var. Cem evinden bazı ikramlar, 3 günlükler, 40 günlükler oradan veriliyor ama taziye evlerinde biraz daha rahat olacağını düşündüğümüz için her mahalleye taziye evi düşünüyoruz. Ve burada yapılacak hizmeti de, ikramı da belediye olarak biz karşılamak istiyoruz. Çünkü öylesi vatandaşımıza bunları yapacak durumu olmayan vatandaşımız var. Biz böyle bir taleple gideriz. Vatandaşımız uygun görürse yaparız, uygun görmezse yapmayız. Doğru. Sürekli halkımızı dinleyeceğiz. Yani. İnanç merkezi ofisi kuracağız. Bu ne demektir? İnanç yerlerimizi, ziyaretlerimiz var. Bunları korumak, bunları güzelleştirmek,
ve uluslararası turizmi açmak istiyoruz. İnanç Merkezi ofisimizde kurmamızdaki amacımız, maksadımız da budur. Memlekete ve insana faydalı olacak her türlü projeyi hangi zihniyetten, hangi siyasi partiden, hangi devletten, hangi milletten gelirse kabulümüzdür. Biz diyeceğiz ki bu memlekete, bu halka, bu insanlara, bu ülkeye faydası varsa bu öneri şu arkadaşımızdan gelmiştir. Bunu internet sitemizde de yayınlayacağız. Ayrı gayrı gözetmeyeceğiz. Bizim için, halk için, memleket için, ülke için faydalı olan projeleri gönül rahatlığıyla yapmaya hazırız, sunmaya da hazırız, paylaşmaya da hazırız. Klimalı otobüs duraklarından bahsettik, seyir terasından bahsettik. Birkaç tane şeye değinmek istiyorum. Manifestomuzun en çok altında. Buyurun. Onda... Şimdi en altta şöyle bir sloganımız var. Ben size bunu okumak istiyorum. Değerli hemşehrilerim, Dersim'in onur, gurur, şeref ve kimlik problemi zaten yoktur. İşsizlik, gelecek ve hizmet problemi vardır. Çok önemli bir tespit. Evet. O nedenlerdendir ki bu seçim memleketin, gençlerimizin, halkımızın ve ülkemizin kurtuluş seçimidir. Yani bu seçim basit bir seçim değildir. Bu yapılan güzellikleri görmemesinden gelmek doğru değildir. Daha güzelini, daha iyisini, daha faydasını yapmamızı istiyorlarsa bu konuda bize el vermelerini bekliyoruz. Evet. Bununla ilgili hükümetimizin hizmet yarışı, rakiplerimizin boş söz ve boş vaat seçimi olduğunu aslında özetlediniz başkanım. Başkanım, aslında baktığımız zaman özellikle Tunceli valisi Tunceli Soner Bey son zamanlarda çok güzel hizmetler yaptı. Hem belediyecilik açısından hem valilik açısından. Siz bir nevi de bunların artık devam etmesi gerekiyordu. Bazen de hep şu tartışılıyor işte belediye başkanı iktidar partisinden olursa avantajları daha fazla olur, daha çok hizmetçiler gelir, işte problemler çözülür bakanlıklar diye. Bu konuda neler söylersiniz tabii başkanım? Tabii ki haklılar, çünkü İktidar Partisi belediyecilikten geldi buraya. Bugün Cumhurbaşkanımız Türkiye'de yapılmamış en iyi belediyeciliği yaparak, gönüllere girerek geldi. Bunu da bizim yapacağımız alenen ortadadır. Efendim çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımın söylediği çok önemli bir cümle var. Diyor ki Sayın Başkanım, bizim hizmete ihtiyacımız var. Zaten Tuncelili, gururlu, onurlu, şerefli bir halk. Ama hizmette olursa, ikisi bir arada olursa daha güzel olur diyor. Evet. Efendim başka bir programda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın efendim.